Merhabalar, ben Nurgül. Nur Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için hazırladığım tarifim mercimekli kesme aşı arkadaşlar. Evet, gerekli olan malzeme listemi açıklama kısmına da ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Sizleri bekletmeden hemen yemeğimizin yapılışını anlatıyorum arkadaşlar. 1 su bardak mercimeği tencereye aldım. Üzerine yaklaşık 1,5 litre su ilave ettikten sonra biraz da limon sıktım. Limon suyunu sıkmak mercimeklerimizin rengini karartmayacak ve haşlanırken mercimeğin dağılmasını engelleyecektir. Evet, bu şekilde size de fikir olsun arkadaşlar. Haşlarken mutlaka biraz limon sıkın derim. Evet, kesme aşımız için şimdi kesme aşını hazırlayacağım. Ben bu şekilde kendim hamurumu hazırladım arkadaşlar. Sizler varsa erişte de kullanabilirsiniz. Hazır erişte. Bir tane yumurta, bir çay bardak un, bir çimdik tuz. Evet, hiç su kullanmadım. Öncelikle kabıma unu, tuzu aldım. Ortasını birazcık oyduktan sonra yumurtamı kırdım. Yumurtayı karıştırarak una yedirdim ve gördüğünüz gibi bu şekilde yumuşak bir hamur elde ettim. Çok katı değil, çok da yumuşak değil. Hemen dinlendirmeden açmaya geçtim. Un yardımıyla. Eğer dinlendirirsiniz daha çabuk kolay açılacaktır. Servis tabağı büyüklüğünce yufkamı açtım. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu 3'e katlayacağım ve keseceğim. İnce ince şeritlere keseceğim. Daha sonrasında dilimlere keseceğim arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde ince ince ilk etapta şeritlere kesiyorum. Gördüğünüz gibi inceliğini de görüyorsunuz arkadaşlar. Videomu buraya kadar izlediyseniz siz sevenlerimden küçük bir ricada bulunmak istiyorum. Videomu beğenmeyi, aşağıya yorum bırakmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Kanalıma abone olduktan sonra da zil sesini açmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Çünkü paylaştığım videolarımdan haberdar olmak için bu çok önemlidir. Bu videoları ben sizler için hazırlıyorum. Umarım sizler de beğenir, uygularsınız. Şimdiden yapacak olanlara teşekkür ediyorum ve vereceğiniz desteklerden dolayı da hepinize sonsuz sevgilerimi gönderiyorum. Evet. Şeritleri bu şekilde kestikten sonra erişte büyüklüğünde yaklaşık 3-4 santim genişliğinde arkadaşlar kestim yufkalarımı. Gördüğünüz gibi bu şekilde kesme aşımı hazırlamış oldum. Şimdi tencereme zeytinyağı koydum. Bir tane soğanı da ince yemeklik doğrayıp yağda soğanı kavuruyorum. Biraz tuz, birazcık da şeker ilave ettim. Soğan kavururken ben biraz da şeker ilavesi ediyorum genelde. Daha çabuk karamelize oluyor ve lezzet veriyor arkadaşlar. Bir yemek kaşık domates salçası, yaklaşık yarım yemek kaşığından biraz daha fazla biber salçası ekledim. Onları da güzelce kavurdum. Kavurduktan sonra haşlamış olduğum mercimekleri yemeğime ilave ediyorum. Sizler de fark ettiyseniz mercimeğimizin rengini ve dağılmadığını görüyorsunuz arkadaşlar. Limonun faydasını burada görebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Bir taraftan da kuşbaşı eti haşlamıştım. Onu da ilave edeceğim. Et siz de yapabilirsiniz. Bu tamamıyla tercih meselesidir. Size kalmıştır. Dilerseniz kuzu kuşbaşı ya da dana kuşbaşı haşlayabilirsiniz yemekle. Ben genelde kullanıyorum arkadaşlar. Tercih ediyorum eti içerisine. Evet, et suyundan da ilave ettim. Kıvamını bu şekilde ayarladıktan sonra birkaç taşım kaynattıktan sonra kesmiş olduğum eriştelerimi şimdi ilave edeceğim içerisine. Evet, kesme aşımız neredeyse pişmek üzere. Makarnalarımız yumuşayana kadar 5-6 dakika pişirelim arkadaşlar. Ben ayrıca tereyağı ve zeytinyağını kızdırdıktan sonra nane yaktım. Bu şekilde bunu da yemeğime ilave ettim.
Lezzetine lezzet katmış oldum. Evet. Yemeğim artık hazır. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diliyorum. Bir yayınımızın sonuna geldik. Bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, aşağıya yorum bırakmayı unutmayalım. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.